Okullar açıldı mı? Ne yapıyor anneler diyor. Şimdi uyku düzenleri yok. Öğlen okul açıldı mıydı? Mecbur kalkacak bu sabah erkenden. Kalkmadı lan nereden yumur şeye, yumruk? Hiç yumruk mumruk vuramam bir evden öyle. Kalk dedin miydi kalkıyoruz. Öyle aferin çocuk. O zaman iyi bir şey. Tabii, tabii. Yumruk da var geçtiler. Evelmiş, bir terlik atmış anası da. Kim? Evelmiş de biri ya, mahkemelik ben oldum. Tabii, silahtan sayılıyor, anne terliği. Allah Allah. Tabii. Bir yumruk atan, sana da öyle, öyle bir tokat mı tamam. Anne terliği silah olarak sayılıyormuş. Karınlar değil. Bu anne terliğini yemeyen mi var diyor derken. Yedim bir şikayet ettin mi de? Ben şeyi hatırlıyorum anne. Biz senden bir öyle kaktırıyordun beni. Hatırlıyor musun sen şeyde? Hiç başka da hiçbir riske yememişindir annemle babamdan yani. Şeyde şurada şeyin yanında kümes vardı. Var. Kümesin orada içine yumurta yumurtlamış. 5-6 tane yumurtlamış böyle. Sen de kümesin ağzından giremiyorsun. Uğraştın alamadın. Gitmiş oraya yumurtlamışlar. Ne gülsün dedin. Giriyor kızım var o diye. Aa ben giremem oraya. Kızım buradan giriyorsun işte diyorum. Var o al da gel yumurtaları diyor. Çekil oradan dedim madem dedi öyle kaktırıyordum ben de attırıyordum yere kendi. Daşa denk geldi gari. Vay işte vay diye. Halbuki sen daşayla denk gelmediydim ama işte çocukluk beni ittiriyor önce zoruma gitti. Ben başladım ağlamaya sen de zannettin. Kolu daşa geldi gari bak gari. Neren acıdı gari. Dün ne oldu abi gari? Bak sen de. Oğlum bir sefer öyle. Halbuki sen canım acımadı. Sen beni kaktırıyorunca şeyime gitti gari. Zoruma gitti. Avanda oldu. Bak hiç unutmayan. Avanda hırlı değerli. İşte neden çıktı bir şeyden. Gene onu unuttum. Bak yettiğini unutmayan. O da bir değnek var. Çırkı ayaklarına oradan nereden anda? Buramı çıkıyor ya da bir şey yedi ya da yok. Kayboldu. Bir akşam oldu yok. Küçük Osman'ı Ötakya'ya yolluydum, dinleyen orayı bırak gelmedi diye. Geldi mi dinleyiz, vallahi ödüm sıktı öyle bak, ondan beğenmez. Niye ona tiske vurun, niye? Dur aşağı gitmiş, kuyunun kasabaya mı gireyim, kuyunun yanında öyle bizi seyredip durun. Ben değil mi, karanlaştı. Korktum valla. Ora gitmiş, saklanılmış, arasın beni diye ha. Çocuk öyle bile bile gayrı canım, baya büyük. Baya büyük, beni bunlar arıyor diye düşünse ta ben ötağa kadar. Anam gülüm oradan anamın sesi geliyor. Gelmedi bura diye. Gelettik ya gari diye. Onların konuştuğunu ben burada duyuyorum. Karanlaştı. Ülker. O da sizi duyup durur da azıcık daha merak etsin. Ne arayın beni dedi. Dur. Ne arayın dedi. Abi gelin bakalım. Kız sen dedim ben sen duymayayım bizi dedim. Bu beden de arayacağız. Değilip burayken acı da aramayalım dedi. Bak bunu hiç unutmayan. Bir daha dedim, öyle geçtim dedim, öyle bir şey olsalar gittim. Korktum anam o zaman da. Mazur geçti orada olmuş. Ben diyeyim, gündüz olsan erittin görürsün, akşam bu nereye bulacaksın? Ülker. Böyle karanlaşılacak. Öyle tıkıyor bu çağcı yarattı evvel işte. Gülsün Hanım ne etmiş? Gülsün Hanım'ı da kaybediyorduk böyle. İftar oluyor, Gülsün Hanım onları gezemiyor. Yok. Kuyunun başına bir yapan spot yormuş, kuyunun başına oraya konmuş gitmiş. Zaten kuyuya çok maraklıdır. Eğer kuyuya su var mı diye bir taş atar, cum dedim su var bunda derdi. Suyu çok severdi. Yok, baktım onlara yok gari. Arıyı yazıyor, ana kocaman yok. Ölen diyen geliyor diye buna ip toplayan onlardan kuyuya sallayacak. Kuyuya in diyen. Otoğlum sıra kuyun başında bu kuyuya düşmüş herhalde ya. Baktı. Başımda da astar ile kalmadı. Koştur yıkanam. Geliyorum arıyan herkese geliyorum kucağı yok. Aşağı doğru gittik bir yol. Bu da güvenmiyor pek inmez diye. Ben diyen ölen in belin ip bağlı alıp sen kuyuya in diyen. Buna aşağı doğru gittiydik. Cennemin de koşuyor. Güldü neredesin güldü. O da ölüyor. Yok insanlar zaten. Aşağıda sesi gelmiş. Yine indirip de cellemeyin. Aşağıda kör kuyunun geri yüzünde gelip gelirmiş. Kuyuya bakmış. Kuyulara bakmış. Gelip. Kuyulara bakmış. Sıradan hepsine taş atmış. Cum. Gelip bayağı da kaç 90-100 var mı o zaman? 95 yaşında belki. O zaman 95-96 hani başına bir şey gelmiştir diye. Var 5-6 sene evvel canım. Belki daha fazla canım.
Ha işte o sırada işte her neyse. Gezdiği zamanlar güzel. Gezi yadı. Yadı tabii canım. Cem baba zaten yatmadan 200 sene öncesi gezi yadı Gülşen Hacı. Tabii o zaman daha iyi geziyordu. O zaman ot almış bir yapaz kuyunun başına konmuş onu geliş kalacak. Ama bu onu düşünememiş bu. Ben i̇şte, gidiyen ama. Otu kuyum... almış oraya koymuş ama annem gibi bir bakmışlar ot orada Gülşen Hacı mı kuyuya düştü mü zaten. Diyen buna. İçine ulan gelme abi. Diyen. Başım bile taslarım bile şey de kalmış vallahi bakmayayım bile. Lan gel içine sallayayım ben sallayalım diyen herkes biri ye gari yok. Nasıl olsa sonra gari. Çay içecek miydi annem? Gel annem istiyorsun. Bardak getirmemiş o diye. Dedi gari. Onu da bulduğumuza bittik yavrum en yeri korktuk biz. Bir de evvelce işte bu şeyden çıktı ya. Bu yatacağım mı? Yat, demen düzeneklerini kurdum ya yataklarımız, yorganımızı şöyle serdik. Olsun havalansın sıcağı geçsin diye. Sıcaklık geçsin. Çayımızı aldık evin başına çıktık eskilerden, ha. Yenilerden işte. Öyle. Eski yavrum çok erezildi millet, erezil büyüdü. Ne var şimdi? Şimdi ne var? Çalışana her yer organize iş. Çalıştık geri gücün yettik yeri. Çok halı dokuduk annemiz halı halı. Öyle. Resisilen okuldan geliyordunuzda oturdurdum. Okuldan geliyor derse bakılmaz ki çocuklar. Hemen halı dokunurdu. Hemen halıya oturdurduk acaba. Eskiden geçim kaynağı da oydu köylerin çok, çünkü döşeme altı halısıyla meşhur yani. Çok udanım, çok rezil olduk. Çocuklarımı da şey ettim. Şimdi şükür emme işte. Gideceğim yavrum oluyor işte. Ben diğerize gitmesem olmaz mı kızım? Olmaz baba, olmaz gari işte. Niye? Olmaz, mecbur. Ya şimdi diyeriz bir şey değil de, 4 saat orada yatması var ya benim mahvediyor ya. İyi yani işte yatar yatar dinlenir. Hayır. Dinlenir gelirsin baba. Televizyona bak yani değil mi? 4 saat zor değil. Heh. Ama vakit sabit. Geçmiyor kızım. Sabit yatıyorsun ya, heh. Dönemiyorsun de bu kolun hep sabit yatıyorsun. Evet böyle. Yani hiç öyle zorluğu yok ama 4 saat gelmiyor kızım ya. Olsun sen yemek programlarına bak. Onlara açarsın televizyonu. Zaten. Neydi o Hint dizilerine bak. Gerçi ona sen bakma. Evet, herkesin televizyonu var önünde zaten. Ha. Allah razı olsun. Herkesin var yani. İyi işte canın sıkılmaz ne güzel. Öyle oluyor. O mecbur bu güzel dünyayı böyle yemyeşil göreceksen mecbur gideceksin baba diyelim. Yalıtça vardı biliyor musun? Gelirdi bunlara. Ta şu Çakırla dediğim bir mahalle vardı şu dağın arasında. Ya burada yayan giderdi kocacık ya. Demek ki değişmiş o gün derinde. Aa Fatma'm derdi biliyor musun şeye Fatma'ya. Bu öldüme yanman ama derdi şu yeşilim dünya kalacak vardı o derdi yani. Derdi 90 ona... yaşında hocam. Gezerken o dünyayı da mı götürecek? Kalacak işte sonunda da kalanlara. Bu yeşil dünya. O da yayan giderdi ya. Vallahi hiç kalmış o yani. Kafadanca gibiydi. Hani öldüme yanmaya ya derdi bu yeşil dünya kalacak dedi Fatma'mız derdi bana. Hatta orada karı öyle bakardı, bahar günüydü bir. Öyle derdi annem, vallahi zor. Anne bak, öyle. Böyle trend yol, ya hani köylerin şeyleri var ya, böyle kibar paketleri, trend yoldan. Hayret ya. Ne var? Yemek şeylerini seyretmeyle şeyin, vakit gelirdir. Kefene cep diktirebiliyor muyum demiş. Telefonumu da götürmek istiyorum diyor. Ha, şimdikinler telefonu da götürecek Allah. Ya kefene. Kimse kefene... hiçbir şey götüremiyor annem o tarafından. Hiç götüren yoktur diyor. Yok götüren. Yemek şeyini seyre diye diye geliyor. Şimdi benim dediğim ne biliyor musun? Konuştuklarında adamları... Dur bakayım annem niye anlatacak? Adamların başıya... Mutfağa gelip arkamda, önümde kız sana çok kız yani yapacağım budur mutfakla. Ben mutfağa girdim ne arkamda. Babamla ben... genelde mutfakta çok atışıyorlar annem. Mutfağa... Çok çok çok. Paylaşamıyorlar. Şimdi oradan geldi mi? Bak babamın sana da bak. Beni şikayet ediyor mu lan sadın mı? Oradan geldi bak kızım. Azıcık kendine gelir doğru mutfağdır. Arkamda evinde ben de diyeyim mutfakta gelsin mi? Mutfağın hakimiyeti yani çoğunluğu annemde olması gereken hakimiyet babamda. İşte babandadır doğru kızım. Biz babam o tarafı değil. Benim istediğim bu işte. Benim mutfakta gezen bak baba çaktırmadan seni arkadaşlarıma şikayet ediyor baba bak. Yani mutfakta diyor çok diyor arkam dönümde gezme diyor. Biraz kafama göre takılmak istiyorum diyor. Herkes aynıdır. Herkes aynıdır. Aynı bir kelime herkes şöyle adamın emeklisi arkadaşlar gerçekten evdeyse zor oluyor. Şöyle babamdan biliyorsun. Babam da kızacak ama
Şimdi babam da emekli oldu, ne yapsın, kendi yemeğini yapar maşallah. Anneme yemek demez. Yemek varsa ısıtır, sofrayı kurar, bulaşığı yıkar. Allah. Ondan sonra kahvaltıyı hazırlar baba. E daha ne olsun değil mi? Ama tabii diyor, bazen çatışıyorlar. Şimdi ikisi de mutfağa hakim bulaşığı oldukları diye, için çatışıyorlar bazen. Bulaşığı hiç onlara emret etmem. Ben var ya buz gibi yapar, iki sefer yıkarım. Pırıl pırıl babam gıcırdan da gıcırdan da yıkayacaktır o bulaşıkları falan. Güzel geçti bak. Domates bugün al beni diyor. Aynı domates. Evet. Evet. Bence o yerler karıştırmıştır, geçiyormuştur. Ya da bilemedi. Domates yer, beni al, bilemedi beni yer olmuştur. Kara verdi. Niye kızıyorsun kızım? Cehre yıktırıyor. Sakar diyor. Eskiden şuralarda ya beyazlık ya boya oldu mu sakar, sakar derler. Der. Senin boyalara sakar diyor dedi. Ha, eskiden hanım derler onu da öyle. Öyle değil mi? Öyleydi. Öyle derler eskiden. Ha. Ama yakışıyordu canım. Öyle yavrum. Eskiden öyle. Dünyanın şeyi böyle. Uygun aldın mı sabah da uyumasın öyle güzel. Azıcık gündüz gezeceksin ki yoğrulacaksın. Evet. Şimdi biz bir yürüyüşe çıkacağız. Ne yapalım Hüseyin Bey? Ha? Gel çay iç. Hadi bakalım, evdeki bana bakacağım daha. İyi hadi babam da hadi. İyi hadi bakalım. Domaz yediye bak. Bir araba gidiyor. Domaz yediler dediniz ya, pazarda mı? İşte daha domaz şimdi ucuzdur bu arada. Ha, ne bileyim ben. Bu sandviç pazarda uygundur satarız ya. Abam 2 liraya aldım dedi. Biz gördü şeyde gelirken pazar yerinden aldık. Pazar yeri değil ya. Yaradaş'tan bakkalını oradan aldık. Oraya manav gibi açmışlar. Ha, 7 lira. 7 lira lan şey. Köy yerinde 7 liraya domates mi olur? Annemin bahçede erik domatesleri vardı hiç, ama Osman gelirken 2-3 kilo daha irili domateslerden varsa alsın gelsin demiş. Kahvaltılık dediydi. Kahvaltıya falan. O da yedi. Onu da Diyez merkezinden gelirken babamla, o da şeyden ne o marketin orada manav gibi bir yer vardı. Oradan aldı 7 liraya. Bak şimdi bir araba. 2 kilo işte almış artık bu annem istiyor diye. Dedim baba dedim annem bu kadar domatesi vardı almayacaktım madem dedi, olsun dedi ayıp olmasın diye sordum gari aldım dedi. Ben öyle salatası şeyse hani öyle olsun istedim sabah kahvaltısına. Bizim var o çeri domatesimiz var tahtarlada. Abam da pazarda 2 liraya almış. Bak şimdi bırak etti en yere 1 lira 1,5 liradır bir araba geçti bak. Şey, bu sandık hesabı öyle. Öyle sandık hesabı öyledir ucuzdur. Bence pazar vardır ya bu, bir yere pazara götürecek. Yok ya. Akşam salça uçun, konserve uçun alıyor millet. Sandık alırlar. Geçen de geçti. Herkes böyle işte kışa koyuyor. Ya, ucuz alıyor, koyuyor. Şundan bir ay önce bu Alkon domatesin salçası 1,5 yazıyordu şeyden. Neredeydi? Yeniköy'de. Burada da böyle kasayla, kamyonla getiriyorlar sipariş üzerine, koyuyorlar. 1 liradan aldım dedi abang, oraya vardığımızda görmeyeyim. Kandak gibiydi domates, o nasıldı vallahi. Onu, salça onu, çok çıkar onu. O pembe domatesin salçası belki bilmiyorum az çıkabilir de. Alkonun domatesi. Yemesi alkonun, ne güzeldi o domatesin dışından yarıydı değil mi? Kıpkırmızıydı. Çok güzeldi. Öyle. Sos falan yaptım ben ondan biraz. Bunda Bursa tarafından geliyor, Bursa. Şu indi böyle işte şey yapıyor, kış hazırlığı yapıyor. Dur yakışıklı babamı da çekiyorum. Bakayım o tarafa durdu. Babam diye ben diye pijam alayım beni çekme diye. Ben de dedim ne var dedim pijam alıysan dedim. Niye öyle çekmeyeceksin seni dedim bak. Öyle. Tıraşı ne olmuş parıl parıl. Allah Allah. Nasıl kasılıyor her bak. Öyle. Kasılıyor babaya bakma sen. Şu anda kaç yaşında yürüyen kızım ben? 15 yaşında. 15 olmaz. 18. 30. 30 yaşındasın baba. Yok. Benden geçsin. Şu anda ben kendimi var ya. 45-46 yaşlarında şey yapıyorum. Ama 72 yaşındayım. Gönülleri. Tamam gönül 45-46 diyorsan tamam. 70 yaşa ne bakıyorsun sen baba? Yaşa bakma. Ercan Bey var. Değil mi anne? Öyle. Hiç, hiç. Doktor ha. Ercan Bey kaç yaşındasın ameliyata girdiğimde tabii konuşturuyor. O zaman 70 yaşındayım. İnanamıyorum dedi. Seni inanamıyorum 70 yaşında olduğunu diye. Aynen. Bundan 2 sene önce. Akşam işte akşam şu an şeyden de çıkınca. Gitti bak domates yürüyeyim bak. Gitti domatesçi bir daha o tarafa. Alsaydık bari dönüşte hiç olmasa. Öyle basanın birini alsak olurdu da. Dönüşte de bir baktım akşam işte kızım diye Ercan Bey diye benim yaşıma diye inanamıyorum sen 72 yaşında mısın diye dedi diyor. Onda bir kasılma var. Çıkırmış galiba. Saçlar beyaz olmasa göstermiyorsun gene de babacığım. Değil mi? Saçları ben ya biz dayıya çekmişiz biz. Ha, aynen. Senin saçların ağrımı çok oldu zaten. Ha, evet arkadaş, evet. Niye derim ah? Benim saçlarım kızım sarıydı evvelce sarı.
Abi yani sarı emeğiliydi yani. Sarı. Saçlar böyle, az olsa bile ben beğeniyen değil mi kızım? Ben anne. Aktaşlarlı beğeniyen işte niye çünkü? Ağır almış ne olacak? Değil mi kızım? Aktaşlarlı diyor. Ben beğeniyen arkadaş sen niye çünkü el beğenmişsin? Ağır almış bundan baban, sonra. Babamın çayı. Baba katıyorum çay. İçmeyecek miyim? Sana katayım. Baba katıyorum. Bu benim. Annem bardak al gel hadi içeceğiz. Ya kalıyor daha benim bardağa. Deden kine katı vereyim şurada yıkayayım lan. Ya sana ya kalıyor. Daha su var orada yık hadi. Deden her gün şeyden geçiyor kızım. Çok güzel mavi renk tutar. Allah. Her gün kontrolden geçiyor ben. Ateşin var mı? Tansiyonun var mı? Ben bunun için gidiyor para veriyorum ya. Ağrı hemen sorarlar. Bundan iyi kızım. Hemen orada yazıyorlar zaten. Siyah boyayacağız deden saçlarını. Ondan sonra 46 yaşında olacak bak gari ondan sonra. Değil bak en açık rengi evet. Alacağız. Ondan sonra bir de annem boyasın diyeceğim ama annemin saçları garada maşallah. Şimdi, hırsı ya anne bu saçlar. Şeye gitmesem. Annemin saçları daha siyah. Evvelden boyasam var ya şeye. Diyelize. Olurdu ama şimdi evlensem baktı benim bu arada ne oldu sana derler. Allah'ın şimdi. Tanıyamazlar değil mi? Ne oldu amca sana derler. Sağ olsunlar yanım ilgili. Çok güzel ilgileniyorlar yani. Tanıyamazlar, dialize de almazlar sonra seni. Sen kimsin? Bir de altından gari. Alırlar da tabii. İki gün sonra da gelmeye başlar altından agar. Dalga geçiyorlar bir yorum. Niye oldu sen genç almışsın derler. Vallahi öyle derler. Onu biliyorum abi. Babaya bakma sen. Ay yarabbim. Dalga geçiyorlar ha. Öyleyse madem ne ağır olacak. O zaman derler. Tabii evvelce beyaz olsaydı şey siyah olsaydı olurdu. Bir daha söyleyeyim. Ama her gün boyayacak. Söylersem yazayım oraya. Yazıyor tabii seni duyuyor oradan. Ya yazmıyor ama neyse. Neyse söyleme gari bak yazıyor mu söyleme. Neyseyi söylüyor. Söylenmeyecek bir şeyse söyleme hepsi yazıyor bak orada şimdi, arkadaşlar görüyor. Hemşehriler diyecekler tabi sen genç gelmişsin ama diyecekler. Hı. Tabii şeyi de hanımı da genç ettiler. İşte diyor mu? Tabii canım teyzeyi de gençleşti onu saçlarda boya diyecekler. Anne zeytinyağı. Dalga geçecekler tabii de. Zeytinyağı. Bir şey vardı. Kısa film gibi bir şey vardı. Hı. Hani böyle yaşlı çift. Kadın zeytinyağı sürüyordu. Ege zeytinyağının gençleşiyordu değil mi? Doğru. Zeytinyağı gençleşiyor yani. Diyor. Bakıyor diyordu. Öyle yaşlı bakıyor öyle yaşlı değil mi? Krem mürem sürüyordu. Ondan sonra gençleşip çıkıyordu kocaarı onun gibi. Doğru. Kocaarı diyor. Teyze. Teyze. Teyze.